Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, din büyükleri talebelerine hep siz de naklediyorsunuz burada. Şu tavsiyelerde bulunmuşlar, hatta emretmişler böyle olun diye. Demişler ki, zalim değil mazlum olun, zulmeden ezen değil, ezilen olun. Şimdi niye böyle? Yani ahireti düşündükleri için mi acaba bunu söylemişler? Bunu bize anlatabilir misiniz? Çünkü ahirette bunun bir hesabı var. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken tabii birçok ayet-i kerim, hadis-i şeriflerden naklediyorlar. Bir ifade geçiyor, benim çok hoşuma gidiyor. Buyuruyorlar ki, insan ömrü dünyanın ömrüne nazaran sahrada, çölde esen bir rüzgar gibidir. Bu çok kısa hayatta insan acı günleri de tatlı günleri de olur. Fakat bunların hepsi de geçer gider. Zalimin zulmü de geçer. Ancak yapılan zulüm mazlumun boynunda asılı kalır. Ahirette mazlumlara, zulme uğrayanlara denirmiş ki, dünyadayken size zulmedenler güçlüydü, siz ise zayıftınız. Zalimlerin yaptığı zulümler onlardan geçti ama sizden geçmedi. Şimdi siz konuşun, siz söyleyin denecektir. Hadi buyur şimdi. Abi anlaşalım ya. Yok orada. Bitti o. Orada onların gücü de yetmeyecek artık. Gücü de yetmeyecek. Onlardan daha kuvvetlisi var. Avukatımı çağırayım. Kimi çağırırsan çağır. Kimi çağırırsan çağır. Ne kadar dayım varsa hepsini çağır. Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki, gördüğünüz her musibet ve felaket, kızgınlığın, zulüm ve haksızlık etmenin cezasıdır. Yani dünyadayken başına gelen her şey mutlaka senin yapmış olduğun bir şey sebebiyle sana geliyor. Hani bizi izleyen ve dinleyenler diyecekler ki, peki efendim işte iyi kimselerin başına da dert ve bela geliyor. Evet, geliyor. En çok peygamberlere geliyor, sonra onlara benzeyenlere geliyor. Bunun sebebi bir, onlar derecesi yükseliyor. İki, Allah-u Teala burasını imtihan yeri yarattığı için derdi bela gelecek, hastalık gelecek. Bunlara nasıl sabredilecek? İnsan genelde bir numune ister. Yani peygamberlere gelmiş, sabretmişler. Ondan sonra evliya-i kirama gelmiş, sabretmişler. Nasıl sabretmişler? Bakacak ona göre aynı şekilde kendisi o sabır yolunu tutabilecek. Bunun için gönderilmiştir bu derdi bela. Fakat genel olarak hani bir beyt var ya, haşa zulmetmez kuluna hüdası, insanın çektiği kendi cezası. Bu Nahl suresinin 44. ayet-i kerimesinin mealidir aynı zamanda. Ayet-i kerimeden alınmıştır. Şimdi peki denirse ki mazlumlar ahirette onlara siz konuşun diyecekler de, peki zalimlerin eğer o mazlumlara ödeyecek, verecek bir sevapları yoksa ne olur? Mazlumlar konuştu. Şu tabii kadar hesabımız var. Senin benim senden alacağım var dedi, istedi. Bunun karşılığı 100 ton sevap mesela. Evet, dedi. O da onda yok. Ahirette eğer zalimlerin sevapları yoksa mazlumların günahları alınıp kendilerine yüklenecektir. Hadi buyur şimdi. Ya. Şimdi alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu mutlak olacak. Şimdi insan aceleci yaratıldığı için, Kur'an-ı Kerim'de bile aceleci yaratıldığı için hemen cezası verecek. Allah-u Teala ahirete bırakıyor. Orada zalim de gelecek, mazlum da gelecek. Mazlum diyecek ki ben hakkımı isterim. Zaten boynunda yazılı onun. Asılı. Ben zayıftım, bu güçlüydü, beni ezdi. Öde diyorlar. Neyle ödeyecek? Orada para yok, pul yok. Abi, amca, dayı, teyze, helalleşelim. Yok o. O dünyada. Bakarız ya falan. O da yok. O da yok. O da yok. Bir ara öderiz. Peki ne olacak? Sevap günah var orada. Sadece başka bir şey çıkıyor. Sevabı yok adamın. O zaman o mazlum ne kadar günah işlediyse 100 ton sevabın karşılığı 100 ton şeyse, günahsa, adamın ne kadar günah varsa zalime yüklediler.
Ama bu zalim bir kişiye değil, yüzlerce, binlerce kişiye yükledi, yaptıysa ona dağlar gibi aynı şekilde günahlar. Yani diğer kimselerin, zulmettiği kimselerin işlediği diğer günahların, günahlar buna yükleniyor, yükleniyor. Hadi cehenneme. Hadis-i şerifte bildiren o müflis, tam bu oluyor işte. Aynen öyle. Zaten peygamber işte Eshab-ı Kiram'a soruyor ya, müflis kime denir biliyor musunuz? Onlar da bizim bildiğimiz müflis, parası, bolu, malı, mülkü kalmayan kimseye. O zaman da peygamber buyuruyor ki, ümmetimden müflis şu kimsedir ki kıyamet günü namazları, oruçları ve zekatları ile gelir. Fakat kimisine sövmüştür, kimini malını almıştır, kiminin kanını akıtmıştır, kimini dövmüştür. Hepsine bunun sevaplarından verilir. Haklarını ödemeden önce sevapları biterse hak sahiplerin günahları alınarak buna yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Şimdi hani daha önceki sohbette dedik, ahireti, ölümü düşünen kimse akıllıdır diye. Ya geleceğini düşünen bir kimse böyle bir duruma düşmek ister mi? Akıllı bir kimse. Müflis duruma düşeceksin. Evet. Ya başkasının işlemiş olduğu günahlar sana yüklenecek hemşerim. O zulmettiğin, dövdüğün, hakaret ettiğin, sövdüğün kimselerin günahları sana yüklenecek. Onların bedellerini sana ödettirecekler azap olarak. Akıllı kimse bunu yapar mı? Bende akıl yok mu? Olsaydı yapmazdın arkadaşım ya. Yok. Yok demek işte. Yok. Akıl olsaydı böyle yapmazdın. Dolayısıyla dünyadayken gücüne, kuvvetine güvenerek zulmedenler hem dünyada ve hem de ahirete perişan olurlar. Bunun için insan kendisinin zalim olmayıp mazlum olduğuna şükretmelidir. Çünkü mazlum alacaklıdır ve karlı çıkacaktır. Zalim ise yaptıklarının bedelini ödeyecek ve zulmettiklerinin günahlarını da yüklenecektir. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani bizim eski patron Enver Ören abi, biz abi derdik yani, patronun gözüyle bakmıyorduk zaten. Enver abiler böyle toplantılarda falan, zalim olmayın, mazlum olun. Ezen değil, ezilen olun. Arkasına ilave edin. Çünkü alacaklı olursunuz. Ya kitaptan öyle yazıyor çünkü. Alacaklı olursun. Ha dünyada biraz ızdırap çekersin, aç çekersin falan, gururun incinir falan filan da geçer. Ama ölecek geçer. Yani. Ama sen şimdi adam da gelip de seninle helallaşmadıysa gittin oraya. Alacaklısın. Çok da günahın var. E nasıl affedersin de hani mayın eşeği derler ya, nasıl bir eşek gelecek yani, değil mi? Yani. O duruma düşüyorsun ya. Başkasının günahını alıp götürüyorsun yani, eşek durumuna düşüyorsun. O yük sen çekeceksin. E ben akıllıyım, kimseye şey yapmam, kul köle olmam. Oldum bile arkadaşım ya. Zulmederek aynı şekilde oldum, evet oldum. Şeyde Niyazi Mısır'a ciddiğinde hapse atmışlar da Saliha bir hanım işte yemek hazırlamış, göndermiş. Kabul etmemiş, geri çevirmiş. Tekrar haber göndermiş. Yemeğin diyor helal ve tayyip olduğunu biliyordum. Niye kabul etmedin? Niye kabul etmedin? Evet diyor, yemek helaldi. Temizdi. Besmeleyle de yapılmıştı. Ama zalimlerin tabağında verdiler. Yemeği zalimlerin tabağında verdiler. Dolayısıyla yani zulümden bu derecede aynı şekilde imtina etmişler. Ha. Zulümden bu derecede imtina etmişler. Hatta bir şey anlatırlar da işte eski Endülüs hükümdarlarından biri fakir bir kadının arsasını yeni bir saray yapmak için emreder. Bedel de ödemek istemez falan. Adamcağız zayıf olduğu için kadıya gider. Hakime gider. Kadı da yaşlı, yani sultana ders vermek için doğru hemen sarayın dibindeymiş. O arsaya gider, bir çuval toprağa kazar, çuvala dolduruyor. Kaldırıyor, biraz sırtını almak istiyor, alamıyor. Gene dolduruyor. Şey, o anda da hükümdar şeyden sarayın balkondan bakıyormuş. Allah Allah demiş, kadı demiş, deli mi, depek mi? Hem kaldıramıyor hem dolduruyor. Hem kaldırıyor, kaldıramıyor hem dolduruyor falan. Ondan sonra inmiş aşağıya. Gelmiş. Ağzına kadar da toprakla doldurmuş. Tutuyor, kaldıramıyor. Demiş ben anlamadım demişsin. Yani aklını oynatmadın herhalde demiş ya. Hem kaldıramıyorsun hem dolduruyorsun çuvalı. Demiş sultanım. Ben demiş bir çuval toprağı kaldıramadım. Sen ahiret de demiş bu bahçenin tamamını, bu toprağın tamamını nasıl kaldıracaksın sırtında? Ya sen gasp ediyorsun ya. Meğer sultana ders vermek için yapıyormuş onu. Sen nasıl kaldıracaksın bu toprağı? Bu yükü. Çünkü zulmediyorsun. Başkasının malını alıyorsun. Bedel de ödemiyorsun. Gasp ediyorsun. Nasıl sarayın yani? Sen çek git, ben burası benim olsun. Ve bunun bedeli aynı şekilde ödettirilir mi? Ödettirilir tabii.
Hatta Beldoğan Hazretleri, Harun Reşit Hazretleri halife, ey halife, memleketinin bir köşesinde bir mazlum zulme uğrarsa sen memleketin diğer köşesinde bile olsan Allah-u Teala bunun hesabını senden soracaktır. Ona yani insanların başında hükümdar olmak şey yaptı. O da çok kritik. Hesabı sorulacak mı? Sorulacak. Dolayısıyla efendim, zalim yaptıklarının bedelini mutlaka ödeyecek. Zulmettiklerinin kişilerin günahlarını da yüklenecek. Onun için zalim değil, mazlum olun diye tavsiyede bulmuş Ehl-i Sünnet alimine. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, peygamberlerin vücudunu toprak çürütmez. Bir mümin salavat okuyunca bir melek bana haber verir. Hak Teâlâ'nın feyizleri devamlı, gerek mülk ve evlat kısmından ve gerek hidayet ve irşat cinsinden havas, seçilmiş ve avam, yüksek ve aşağı kimseler üzerine fark gözetmeksizin gelmektedir. Farklılık, bu feyizleri kabul etmek ve etmemek bakımındandır. Hak Teâlâ cemîl-i mutlaktır. Cemîl-i mutlaktan gelen her şeyi eğer ki celal ile dahi açığa çıksa güzeldir. Hak Teâlâ hayrı da şerri de diler ve her birini yaratır. Amma hayırdan razıdır ve şerden razı değildir. Hak Teâlâ insana gücü yetmeyeceği şeyi emretmemiştir. Hep kolaylığı murad eder. Hak Teâlâ'nın ilmi ilahisinin kendisine de taalluku vardır. Kendini de şanül ilm ile alimdir. Hak Teâlâ herkese zannettiği gibi muamele buyurur. Kullarım beni zannettikleri gibi bulur. Hadis-i kutsi. Hak Teâlâ'nın kullarına cezası günahları miktarıncadır. Eğer günah gizli ise ve günahkar kimse günahından tövbe edip ona sığınıyor ve yalvarıyorsa, o günaha dünyevi belaların kefaret olunması mümkindir. Eğer günah şiddetli ve büyük ise ve günah işleyen inatçı ve kibirli ise, o günaha ahirette ceza verilir ki bu ceza şiddetli ve devamlıdır. Hakkı, doğruyu söylemek acı olur. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammed'siz. Hak'tan gelen derde Hak'tan gelen derde derman verilmiyor Muhammed'siz. Çok meşgul ol Kur'an ile seherlerde son nefeste iman ile ölünmüyor Muhammed'siz. Son nefeste iman ile ölünmüyor Muhammed'siz. Aciz kulun sana silinmiyor kalpten pasın. Gönüllere Allah aşkın
gönüllere Allah aşkı verilmiyor Muhammed'siz. Evlenme vakti gelmesi için önce İslamiyeti öğrenmek, nefsi İslamiyete uyar hale getirmek, gönül sahibi olmak, rüştü, aklı olgunlaşmak lazımdır. Ondan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle evlenir. Edebi, hayası, ahlakı olan, dinini, imanını, İslam'ın şartlarını öğrenmiş, İslamiyete uyan, sokakta İslamiyetin emrettiği gibi örtünen bir kızla nikahlanır. İffet sahibi, dinini kayıran bir kız aramalıdır. Malı çok, güzelliği çok olanı aramamalıdır. Mal için, güzellik için, iffeti ve salahı elden kaçırmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın, ya malı için veya güzelliği için yahut dini için alınır. Siz, dini olanı alınız. Malı için alan, malına kavuşamaz. Yalnız cemal için alan, cemalinden mahrum kalır. Din ile cemal birlikte olması çok iyi olur. Müslüman kızın, kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince, mürtet olur. İki kâfir birbiriyle evlenmiş olur. Her ikisinin de iman etmeleri ve yeniden nikahlanmaları lazım olur. Nikahtan önce kızı görmek sünnettir ve iyi geçinmeyi sağlar. Sâliha, iyi huylu, çocuğu olan bir sülaleden ve asil aile kızı aramalıdır. Nikahlanmak isteyen birkaç defa istihare etmeli. Hak Teâlâ'ya sığınmalı. Nefsin ve kötü kimselerin araya katılmasından koruması için yalvarmalıdır. Eshab-ı Kehf. Bu bölümümüzde Cenab-ı Hakk'a olan doğru imanlarını ve itikatlarını korumak için hicret edip çok büyük manevi derecelere kavuşan gençlerden söz edeceğiz. Zaman İsa aleyhisselam'dan hemen sonra. Söz konusu gençlerin olduğu ülke ise Roma İmparatorluğu'dur. Bu gençler Roma'nın geleceği olarak görülen seçkin elit kitlenin çocuklarıdır. Ve Roma İmparatoru Dokyanus tarafından her biri büyük görevlere atanmak üzere eğitim görmektedirler. Onlar, her türlü bolluk ve rahatlık içinde yaşayan, ayrıcalıklı gençlerdir. Fakat Dokyanus, putperestliğini ve ilahlığını ilan edince, bu gençler gizlice ibadetlerine devam ederler. Onlar, İsa aleyhisselamla gelen ve daha bozulmamış olan hak dine inanırlar tüm yürekleriyle. Gönülleri, İsa aleyhisselamın müjdelediği ve ne zaman geleceğini bilmedikleri fakat hücreleriyle kavuşmak istedikleri bütün peygamberlerin müjdesi olan Muhammed aleyhisselamı özler. Ve onun zamanına kavuşabilmek arzusu bir büyük aşk olur mübarek kalplerinde. Dokyanus, Firavun gibi, hem kendi ilahlığını ilan etmiş, hem de putperestliği geçerli tek resmi din olarak dayatmıştır. Ve bu zalim imparator, putperestliği kabul etmeyen mü'minleri türlü işkencelerle öldürmekten çekinmez. Bir gün, her nasılsa birisi, isimleri Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş denilen bu altı genci ibadet ederken yakalar, ve İmparator Dokyanus'un huzuruna çıkartır. Dokyanus buna çok kızar ve onlara hakaretler ederek tehditler savurur. Fakat o mümin gençler,
Cenab-ı Hakk'ın verdiği cesaret ve iman kuvvetiyle korkusuz bir şekilde inandıkları hakikate haykırırlar. Allahü Teala bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 14. ayette şöyle buyurmaktadır. Onların kalplerine metanet verdik. O yiğitler kralın karşısında ayağa kalkıp bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasını ilah edinmeyiz dediler. İmparator bu mümin gençleri zindana attırır ve süre verir inançlarından dönmeleri için. Gençler imanları uğruna ölümü hiçe saymakta fakat İsa aleyhisselamın müjdelediği peygambere kavuşmak istemektedirler. Bir yolunu bulup kaçarlar zindandan. Dahası dinlerini korumak için hicret etme şerefine ererler. İmparator Dokyanus gençlerin babalarını sorguya çekince gittikleri istikameti öğrenir. Mümin gençler peşlerinde Roma birlikleri olduğu halde epey bir zaman yarı aç yarı susuz dağlar tepeler aşarlar. Mecallerinin tükendiğini hissettikleri bir anda bir çobana rastlarlar. Çoban onların karnını doyurur önce. Sonra bu ne hal diye sorar. Gençler Allahü Teala'ya inandıklarını, imparatorun zulmünden ve küfür dolu bir toplumdan kaçtıklarını söyleyince adı Kefeş'te tayyuş olan çoban da putlara inanmadığını, onlar gibi düşündüğünü söyler ve köpeği Kıtmir'le onlara katılır. Uzunca bir zaman yol alırlar. İmparator Dokyanus hazırladığı birliğe kendi kumanda etmekte hem kendi ilahlığını hem putlarını inkar eden bu gençleri Roma için büyük tehdit olarak görmektedir ve kararlı bir şekilde sürdürür takibini. Onlar Tarsus'un 15 kilometre kuzeybatısındaki mağaraya sığınırlar. Mağarada ibadete vermişken kendilerini birkaç gün sonra İmparator Dokyanus usta iz sürücüleriyle Eshab-ı Kehf'i saklandıkları mağarada bulur. Fakat Cenab-ı Hak Eshab-ı Kehf'i zalim Roma imparatorundan ve askerlerinden muhafaza eder. Dokyanus taşlaşmış kalbiyle bunların hak din üzere olduklarını ve korunduklarını anlamaz. Daha bir bilenerek gençlerin ölmesi için mağaranın ağzını çok büyük kayalarla kapatır. Gençler Cenab-ı Hakk'a tevekkül eder ve yorgunluğun verdiği halsizlikle uyurlar. Hıyanet, birine kendini emin tanıttıktan sonra o emniyeti bozacak iş yapmak demektir. Mü'min, herkesin malını, canını emniyet ettiği kimsedir. Emanet ve hıyanet, malda olduğu gibi sözde de olur. Hadis-i şerifte, meşveret edilen kimse emindir buyuruldu. Yani onun doğruyu söyleyeceğine ve sorulanı başkalarından gizleyeceğine emanet olunur, güvenilir. Onun doğru söylemesi vaciptir. İnsan malını emniyet ettiği kimseye bıraktığı gibi, doğru söyleyeceğine emin olduğu kimseyle istişare eder, danışır. Âl-i İmran suresi 159. ayetinde mealen, yapacağın işi önce meşveret et buyuruldu. Meşveret yani danışmak, insanı pişman olmaktan koruyan bir kal'a gibidir. Meşveret olunacak kimsenin, insanların halini, zamanın ve memleketin şartlarını bilmesi lazımdır. Buna siyaset bilgisi denir. Bundan başka, aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören, hatta sıhhati yerinde olması lazımdır. Meşveret olunan kimsenin, bilmediğini veya bildiğinin aksini söylemesi günahtır. Hata ile söylemesi günah olmaz. Yukarıdaki şartları taşımayan biriyle meşveret edilirse, her iki tarafa günah olur. Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene, melekler lanet eder. Bir kimse zararlı olduğunu bilerek bir emir verse, hıyanet etmiş olur. Thank you.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Buradaki arkamda gördüğünüz viraneyi size anlatmaya çalışacağım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekle ve katkılarla yapmakta olduğumuz programımızın bu bölümünde Mizanoğlu Mescidi'ni size anlatacağım. Arkamda gördüğünüz yerde Mizanoğlu Mescidi vardı. Bu mescit zaman içerisinde çıkarılan bir kanunla özel mülk olarak satıldı, açık artırmayla. Bu satılmanın enteresan bir trafiği vardı efendim. Bir kere devlet diyor ki bu mescitleri, camileri satarken vereceğiniz açık artırma ilanlarında mescit ve cami adını kullanmayınız diyor. Ne kullanın? Vakıf gayrimenkulü veya gayrimenkul tesisi ibarelerini kullanın. Çünkü cami ve mescit adını kullanırsanız buna müşteri çıkmaz. İnsanlar camiyi satın almak istemezler diyor. Tabii ki istemediler hakikaten. Ama satışına karar verilmesi için bunun hakkında maili inhidam, yani yıkılabilir, yok olabilir vaziyettedir, tehlikelidir ve ayakta duramıyor gibi bir rapor verilmesi lazım. 1927'den itibaren verilen bu raporların hiçbirisinde bu işin uzmanı olan kimselerin imzası yoktur. Binanın böyle bir rapor alabilmesi için bir mimarın, bir mühendisin, efendim dalındaki mühendisin, yani elektrik mühendisi, bir mühendisin buraya teknik bir rapor vermesi lazım. Buna teknik rapor denir. Maalesef bu verilmediği gibi civardaki ilkokul öğretmenlerine bu görevler verilmiş. Onlar da gelmişler, bu tamam yıkılabilir demişler. Şöyle bakmışlar, rapor gitmiş. Zaten böyle rapor isteniyordu. Yani uzman seçilen kimsenin de bu raporu verme mecburiyeti var gibiydi sanki. Veya bir karakol polisine bu görev veriliyor. O mahallede duran karakol polisine. Sen işte böyle bir şey yap diye. Bu binaların %80'inin raporları, satış raporları Milli Eğitim Bakanlığı personeli tarafından verilmiştir. Tabii böyle uzman olmayınca, teknik uzmanlığı olmayınca bu raporlar çok kolay bir şekilde, duvarından bir taş düşmüşse tamam bu maili inhidam diyor ama ana taşıyıcı mı, baba taşıyıcı mı belli değil. Bu şekilde Bursa'da merkezinde 288 tane cami, cami yeri, mescit, mescit yeri satışa çıkarılmıştır. Burada Bursa'da satılan cami ve mescitlerden bazılarının isimleri elime geçti. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Bursa'yı Bizans'tan fetheden, alan Orhan Gazi'nin rahmetli hanımefendisi Nilüfer Hatun'un mescidi Bursa'da satıldı efendim. O dönemde, 1937'lerde. 27-37 arası çok fazla bir vakıf eseri satışı vardır. Sonra da 40 ile 50 arasında bu bayağı bir yaygın halde kullanıldı. Hatta satmayıp onar, kira verme, 50 sene otur dedikleri bedestenler vardır efendim. Nilüfer Hatun Mescidi. Sonra Kur'an-ı Kerim kursu yapıldı da satın alanlar efendim bilahare de parti binası haline getirildi 1949'larda. Maalesef Nilüfer Hatun'un mescidi. Zaferanlık Mescidi. Bursa Reyhan Mahallesi'nde ki numarasını şimdi söylemiyorum. Filan numaralı ev deyip geçiyorum. Var numarası elimde. Vermek istemiyorum. Sürmeli Mescidi. Bursa'nın fethinde şehirde ilk ezanı okuyan Ahi Hasan'ın yaptığı bu mescit, bunlar biline biline göz göre göre satıldı. Başka mesken yapılan mescitler Bursa'da satılıp da mesken yapılmış, ev olmuş, iş yeri olmuş. Süleymanpaşa Camii. Süleymanpaşa Camii Murat Han'ın yaptırdığı.
ağabeyisinin adına yaptırdığı cami, Gelibolu'nun Fatihi, Trakya'nın Fatihi hatta, Hoca İlyas Mescidi, Hoca Yunus Mescidi, Hoca Menteş Mescidi, Hoca Turgut Mescidi, Simitçi Mescidi veya Simitçioğlu Mescidi, Aşık Yunus Mescidi, Karamanlı Mescidi, Mizanoğlu Mescidi, Oruç Bey Mescitleri. Ve kıymetli seyircilerim, şimdi bu satışa çıkan mescitleri alan kimselerin büyük bir kısmı ev ve iş yeri yapmaya almış. Bir kısmı da vaziyeti görüyor. Bu benim secdeye gittiğim, Allah'a ibadet ettiğim yerler kaybolup gidecek diye bastırıyor, parayı alıyor. Ve diyor ki bu mescit kalacak. Mescidi kurtarıyor. Parasını veriyor, kurtarıyor. Halen Manisa'da benim bildiğim efendim mescitler var ki tapulu. Karaağaç'ta ise 18 tane cami ilçede, 18 cami tapulu, özel mülk ve camiler açık. İşte insanları kendi devletine karşı böyle ikili işlemler yapma mecburiyete bırakmışlar bir zamanlar bazı kimseler. Eline yetki geçen bazı insanlar. Şimdi buradan kefen süzen mescidine gideceğiz. Siz bu viraneyi daha fazla seyretmeyin ama bu da zihnimize bir nakş olsun efendim, işlensin efendim. Bura şimdi kamulaştırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı burayı inşallah yakın zamanda şu TOKİ bloklarının ortasında buraya yakışır bir hale çok kısa zamanda getireceğine ben inanıyorum. Nasip olursa o yapıldığında da gelir çekeriz efendim. Gidelim şimdi kefen süzen mescidine. Şimdi de kefen süzen camiini ziyaret ediyoruz. Onu anlatmaya çalışacağız. Fatih döneminde yapılmış bir cami, arkamdaki cami efendim. Harabiyetine bakar mısınız? Fatih dönemi nerede? 1453 İstanbul'un fethinden sonra yapılan İstanbul'daki camileri bir gözünüzün önüne getirin. Bir de Bursa'daki bu kalan camiyi bir görün. Bakalım kıyaslayın nasıl olacak? Evet, bu cami uzun süre hizmet verdi. Bu bölgede tabii evler vardı, meskun mahaller vardı. Şimdi TOKİ konutları yapılmaya başlamış. Bir yandan da yapılıyor işte, topraklar yığılmış dağ gibi. Efendim oralarda yeni yeni bloklar yapılıyor. Tabii onlar yapılınca da bunlar da yapılacak. Bu kefen süzen caminin de yakında restorasyon adıyla köklü bir onarıma gireceğini duyduk. Ama şu anda içerisi kapalı. Döşenen yerlerde herhangi bir şey yok. Zaten bu haliyle insanın girmesi bile tehlikeli haldedir. Yani yıkılabilir durumda. Çok bakımsız kalmış. Uzun süre mescit olarak kullanılmış. Kefen süzen namında adı verilmiş olan bir hoca efendi bunu yaptırmış. Kefen süzen, yani kefenle bir şey süzen anlamına değil, kefeni inceleyen, bakalım iyi olmuş mu? Bir de kefenin kitaplarda bir ölçüsü vardır. Kaç parça olacaktır? Ne kadar arşından yapılır? Bunu iyice incelemeden teçhiz tekvin işini yapmazmış bu hoca efendim. Bu yanlış olur diye yapmazmış. Kefeni inceler, ondan sonra ha bu kitaba uygun der ve o kefenlemeyi yaparmış. Allah rahmet eylesin. Yani cenazenin kefenine kadar inceden inceye inceleyip kitaba uygun yapan hocalara ne mutlu efendim. Herkese nasip olur mu bu? Minareli bir cami. Minaresi de güzel, sade. Bir zamanlar tamirat görmüş, epeyce bir tamirat görmüş ve 1930'larda, 38'lerde bu cami satışa çıkarılmış, satılmış. Kim bilir 50 liraya mı, 60 liraya mı satıldı. Şahsa verildi. Depo olarak kullandı alan, sonra ev olarak kullandı. Evet, mesken de oldu burası yani. Bu haliyle, minaresiyle ev olarak kullanıldı. 1950'ye kadar da bu devam etti. 1950'lerde
Malum memlekette bir düşünce değişikliği de oldu. Dolayısıyla Ege'deki birçok yerde böyle satılmış olan camiler tekrar hayata geçirilip insanların ibadet yapmaları için açıldılar. Yani bir anlamda kurtarıldılar. İşte bu bugüne kadar kurtarılamamış, kurtulamamış. Bir onarım yapmışlar 50'lerde. Efendim, ama yaptıran kimse bunun böyle bir ibadethane olarak kullanılmasını düşünmüş. O son alan kişi. Ve 53'te de halkın da yardımıyla tamir ettirilip ibadete açılmış. Ama köklü bir onarım yapılmadığı için 53'ten günümüze kadar da 60 seneden fazla bir zaman geçti. 60-61 sene geçmiş vaziyette. Dolayısıyla o zaman içinde de el sürülmeyince, biraz da buradaki yerleşim seyrekleşince, insanlar başka taraflara gidince, çünkü fazla bir yerleşim olamıyordu şehrin merkezinden biraz farklı yerde olduğu için, şehre küstünün alt tarafında olduğundan, böylece bu hale gelmiş. Bir bina da zaten bırakılır da kapısı açılmazsa çok kısa sürede 100 yıllık, 200 yıllık ihtiyarlamayı yaşar. Bu da öyle yaşamış. Ben şahsen gittim, kapısını ittim, ittim ama elime, üstüme, başıma bir sürü toz toprak baktım bulaşıyor. Hiç oralarla uğraşmayalım, gelelim buradan bu camiyi anlatalım. Buradan maksadımız nedir? Bir cami burada mesken olarak satılmış, mesken olarak kullanılmış, öncesinde depo olarak kullanılmış ve Fatih devrinden kalma bir cami. Bunu da sizlerle paylaştık. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok ileri seviyedeki Bursa destekleriyle, katkılarıyla bu camide çok yakın zamanda hayata geçirilen diğer camiler gibi, mesela Kiremitçi Sinan Camii var, Sinan Bey Camii, fevkalade güzel olmuş. Yani sanki paraşütle getirilmiş, konmuş gibi bu semte güzel bir halde. Bunun da o hale geleceğine inanarak bunu sizlerle paylaştık. Tarihte neler yaşamışız, siz de birazcık daha tefekkür edesiniz diye. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.